18 Ekim 2017 ve burası Aydın Sultanahisar ilçemize bağlı. Sultanahisar ilçemize bağlı. Nazilli'ye bağlı. Sinekçiler. Evet. Yani Sultanahisar'a bağlı değilmiş. Nazilli, özür dilerim. Sinekçiler köyündeyiz ve yaklaşık 60 dekarlık bir kestane bahçesi olan Sayın Nermin Başoğlu hanımefendi, teyzemiz ve çalışma arkadaşı Sayın Ergün Bey. Ergün Kıroğlu efendim. Şimdi bu ağacı siz 2 sene önce kullandınız. Evet. Ve bugün bu ağaçlarımız, bizim şuradaki 3 tane ağacımız kuruyordu. Hem uçkuruması vardı, evet. Hem kurtları vardı. Evet. Sonra geçtiğimiz 2017 yılının başında başka ağaçları aldınız, onları kullandınız. Onlarda da kurtçuklar vardı gene. Vardı. Efendim anlatır mısınız? Yani şu ağaç neymiş, ne hale geldi? Bir dinleyelim abi, size. Evet, kestane ağacı. Şimdi yaklaştıralım. Bunu atmadan önce ben bir motorla geldim. Evet. Ve ağacı yok etmeye karar verdik aslında. Evet. Yani kuruma... Bütün kuruyan ağaçlarınız, evet. Şimdi şuralarını aldım birkaç yerinden, kuruyan yerinden. Hı hı. Ne olur ne olmaz, hadi bir sene daha kalsın dedik. Dedik. O anda da bazı arkadaşların tavsiyesi üzerine rekor gelişimi aldık. Evet. 3'er kilo, 4'er kilo neyse artık. Hı hı. Onlardan şöyle şey her tarafına, verdim, bütün her tamamına. Verdim. Ve daha sonraki sezonda ağacın yeniden böyle filizlendiğine, yeniden böyle canlandığını gördük. Ve dolayısıyla şunları da attık. Birazdan çekeceğiz onları ve da. Ağacın hali şu an işte vurdu bu. Yani bu evet. Sesi yok. Şimdi yani şu ağacı güzelce bir çekelim. Renk tonu nedir şu anda? Bölge atılmayan ağaçlara göre yemyeşil yani. Şu an yemyeşil yani. Bu ağaç şu anda. Süper. Süper. Şu an şeylere bakınca süper. Teyzem şu elinizdeki şu bıçakla şu delikleri bir gösterelim. Buyurun gelin. Siz de gösterin. Bakın kurt yemiş daha önceden. O un deliklerini görüyorsunuz aşağıda. Şurada vardı. Şurada vardı. Bakın. Selam. Şunu çekelim bak şurada. Bir saniye evet. Şurada oldukça derin aslında. Bakın evet derin. Kurt izi görüyorsunuz. Ha. Gösterin kurt izini. Ha. Bunlar işlevini bitirmiş artık. Kurt yok yani. Kurt yok artık. Yok. Evet. Yok yani. Şimdi teyzem şöyle. Yine yukarıda patlamadan bahsetmiştiniz ya yani kurtların girdiği. Hı hı. O ağaçlarınız nasıl oldu yani bu sene attınız? Vallahi bu sene attığımız ağaçlarda gerçekten de bir büyük bir fayda var yani. Çok şimdi çok faydası yok var. Yok gerçek yalan söylüyor. Tamamen dal kesilecekti. Evet. Biz onu kesince o kullandığımız isim. Rekor gelişim. Rekor gelişim. Kullanınca evet. Ağaç canlandı. Tarım fuarından enişteniz, damadınız galiba bulmuştu. Evet. O şekilde. Şimdi şöyle Nermin abla. Şimdi gördüğünüz üzere hem uç kuruması olan yani ucundan kuruyan. Ucundan kuruyor. Hem ondan sonra kurt girmiş olan. Ondan sonra kabarma yapan evet. Dallarımızı toparladık haliyle ve bir şeyden bahsettiniz. Kabuk yenilemekten bahsettiniz. Yeniledi. Ha. Onları ye. Burada gösterin aynı şekilde. Ama buyurun. Orada yok. Orada var. Ha, orada da yenilenler var. O yukarıdaki bahçede. Aynı böyle bir ağaçtı o. İki tarafında böyle oyduk. Biz içinden kurtları çıkardık. O gübreyi verince kabuk bağladı artık. Evet, şurası nasıl olmuş? Bilirsiniz. Kesilen dallar kendisini kapatıyor haliyle. Kapatıyor. Evet. Ama şimdi o olmamış olsun. Şimdi bu ağaç kalmaz yani. Şimdi kabuk kalmaz. Tabii kabuk ki. Kendini yenilemiş. Yani. Tabii kendini ki. Kendini yenilemiş. Şimdi onun dışında verime gelelim Ergun abi. Yani bugün evet bu atıl bir ağaçtı. Şimdi attığımız şu ağaçları da bakın atıldı. Şu bakın şu ağacı çekiyoruz. Kara ağaç cinsi bunlar. Evet. Şu aşağıdaki ağaç da çekildi. Görüyorsunuz rengine. Bunlar hasat yapıldı bu arada burada. Yapıldı, evet. Yani bugün şu atın bakın atılmayan ağaç. Şu atılmayan ağaç gidiyor mu ablacığım? Bunun kestanesi şu an rengi bozuk. Yapraklarını salmış mı? Kestanesi hem küçük yani bunun. Ağaç zaten bırakmış evet, kendisini. Evet, ben diyor evet. Zor duruyorum diyor. Görüyorum bak görüyorsunuz değil mi? Ağaç kendisi salmış. Evet, evet, evet. Ama hemen aynı cins bakın görüyorsunuz. Eskiden kuruyan ağaçlar bunlar. Şu an buradaki kestaneler nasıldı bu ağaçlardaki kestaneler? Bu ağaçta kestane kaliteliydi. O tarafta kalitesiz biraz. Bu kaliteli. Atılmayan kalitesiz. Evet. Şimdi şunu çekelim bakın. Karşıdaki şu yaprakları küçük küçük görüyorsunuz. O da bozuk mesela. Atılmayan bütün ağaçlar bozuk. Evet evet. Yani genelde öyle yok. Genelde öyle. Peki abla ne yapacaksınız şimdi o zaman? 60 dekar yer. Devam edeceğiz. Atılmayan ağaçlar bozuk. Şimdi bozuluyor. Ya şimdi rekor gelişimden randıman aldıysak alacağız devam tabii. Yani. Devam edeceğiz. Evet. Aldık yani. Bunu aldık. Şimdi şu görüntüyü güzel çekelim. Bakın bakın. Şu atılan ağaçlarımızın ışıltısını görelim bir. Aşağıdaki yine bunlar ölmek zorunda ağaçlar. Bunlar kesilecek olan ağaçlar. Bakın atılmamış ağaçlarımızın hepsi kendisi salmış. Peki gelelim 2017 yılına. Ergün biz şunu da verdik ya sen geçersen kestiğini. 2017 yılı. 2017 yılı. Nasıl geçti efendim? Ne gibi ama? İklim açısından. İklim açısından. İşte onu diyecektim ben yani havaların yağmadığı mesela şu anda yağmur olmuyor alsaydır aşağı yukarı. Evet. Ama bu ağaçlar şu
Rekor sanki sulanmış gibi. Sulanmış gibi yani şu anda mesela. Evet, şimdi ben o zaman bilgi vereyim sizlere. Tabii ki yani bugün yağmur yağmasında fayda var. İnşallah yağar. İnşallah, inşallah. Ama bugün kestane üreticilerine ben şunu söylemek istiyorum. Bugün rekor gelişim, bugün ağaçlarımızda, bugün birçok videomuzda da bunu gösteriyoruz haliyle. Toprağı çözdüğü için kökleri derine indiren bir üründür. Yani köklerimiz biraz daha derine indiği için kuraklığa karşı ağaçların kuraksamasını engelleyen bir ürün. Yani bugün, bu arada siz zeytin ağaçlarına da verdiniz. Evet, evet. Onlar da susuz bölge. Tabii tabii. Susuz. Onlar nasıl oldu efendim? Çok güzel. Onlar da çok süper oldu. Yani başka bir şeylerden bahsediyordunuz. Başka bir şey verdik mi? Hayır, hayır, şeyden. Kalitesini anlatmak adına konuşuyorum. Kalitesi çok güzeldi. Yani zeytin kaliteli. Kalitesi güzeldi. Güzeldi yani. Verime güzel diyorsunuz. Evet. Güzel. Bu bir ne kadarlık bir kestane şey zeytin verdiniz? Ağaçlarda yani şimdi ağaçlarda 7 tane zaten ağacı verdik. Çünkü az almıştım. Az ben denemek amacıyla evet, almıştım. Evet. Ama o 7 tane ağacımız kurumak üzereydi. Tabii ki. Fevkalade kuvvetli çok da güzel kaliteli zeytin verdi. Peki bugün tabii kestane 3 ağaç gösterdik ama bugün şurada 3 ağaç dediğiniz zaman şu ağaçtan yeri geldiğinde kaç kilo kestane çıkıyor? Şu an artık önümüzdeki yıllar için konuşuyorum halde. Verim olduğum halde 60-70 kilo arasında çıkar, 100 kiloya yakın olur. 100 kiloya yani yakın, o da 1000 lira para yapıyor minimum yani. Kilosu 10 lira dediğin zaman. Evet, yani. Evet, bugün bir ağaçtan, bugün bu şekilde haliyle. Bugün şöyle efendim, attığınız bütün ağaçlar canlandı ama atılmayanlar bozulmaya gidiyor. Evet, evet. Bu noktada bunu gördünüz herhalde. Göz önünde yani. Bu göz önünde haliyle. Şimdi birazdan biraz daha şu atılan atılmayanları bir daha çekelim. Rahatça bir çekin lütfen. Bakın yani şu gördüğünüz yeşilliği canlı da görelim. Atılmayanların yaprak küçüklüğünü güzelce görelim, bozulmalarını görelim. Bakın atılmayan şu an kadrajdaki atılmayan sağdaki şu ağaç. Doğru mudur efendim? Doğru, doğru. Atılmayan. Rengi sarı biraz. Sarı. Yani kuraksıyor. Evet, su, evet. Yani kuraklık onu eziyor şu anda. Evet. Peki şu ağaçlarda bir kuraksama belirtisi var mı? Yok. Anladım, yok. Daha canlı, daha yeşil. Daha canlı. Sürgünleri daha güzel hali. Bakın orada sıfır sürgün var. Burada sürgün daha fazla. Bakın yine yanımızda şu ağaç bakın. Aynı şekilde şu ağaç görüyorsunuz hali. Ya bunun daha canlı olması lazım. İşte, bunlar genç olduğu için. Genç olduğu için daha canlı olması lazım. Lazım. Evet. Tabii burada ben işte Nermin abla gibi üreticilerimize şunu söyleyeyim hali. Asıl olan şey arkadaşlar şu arkamızdaki bakın şu ağaç görün. Bakın bu ağaçta. Yani bütün dalları kesilmiş. Ya arkadaş bunu kurtarırız ama bugün şu ağacın 1/4 kalmış sadece. Dolayısıyla bu ağaç tekrar dal budak yapana kadar 3-4 yıl 5 yıl geçer. Yani dolayısıyla üzerindeki hacim az olduğu için de bunun verimi az olacak hali. Amacımız öncelikle kuruyan ağaçları kurtarmak değil. Amacımız öncelikle kurumayan ağaçları kurumasını evet, engellemek evet, olması evet, lazım. Evet. Yani o yüzden de verimimizi düşürmemek adına yani rekor gelişimi bu noktada hem ağaçlarınızın bu hale gelmeden önceki şeyini kurtarmak haliyle hem de hastalıklarınızı yemek anlamında biz yıllardır bu bölgede satıyoruz bunu ve gösteriyoruz haliyle. O yüzden peki tavsiye ettiniz mi hiç kimseler? Çok kişi. Çok kişi tavsiye etti. Gelip bakmışlar mı peki? Ağaçları tabii ağaçlar bilmiyorlar. Baktılar benim ağaçlara baktılar. Evet. Sen ne zaman alırsan bizi yardımcı ol. Tamam dedim ben. Aldığım zaman anladım, söylerim. Anladım Nermin abla. Tabii kendileri her zaman burada yaşamıyorlar ama burada çalışma arkadaşları var. Evet. Kendileri Almanya'da da yaşıyor. Buradan Almanya'daki akrabalarına, dostlarına, çocuklarına selam söylüyorum ben. Benim soracaklarım bunlar efendim. Sizlerin varsa bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Ayaklarınız sağlık. Bizi kırmadınız, eşlik ettiniz. Siz de bizlere memnun ettiniz. Geldiniz, araştırdınız. Sizleri mutlu görmek bizi çok mutlu. Ben de isterim yani bir tek ağacım kurusun istemiyorum ben. Tabii yani zamanında 50 yaşında ağaç bunlar haliyle. Evet. Çocuklarınızı da diktiniz bunu. Gençliğinizi de diktiniz. Evet. Tabii, hiç bakıyorsunuz hiç ki. Hiç kimse istemez ama ben evet, daha çok seviyorum dedem. Maşallah maşallah. Allah uzunları versin. Kurusunu istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.